Değerli arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. İkinci seansta aramızda yeni katılan arkadaşlar var. Onlara da ayrıca hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü programımızın ikinci konuşmasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Ayhan Çitil hocamızı sahneye davet edeceğiz. Kendisi bugün matematik ve felsefe diyalektiği hakkında konuşma yapacak. Alkışlarınızla Ayhan hocamı sahneye davet edeceğiz. Gerçekleştiren matematik topluluğuna danışmanlara da başta olmak üzere çok teşekkürlerimi sunuyorum. Burada olmak, Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir etkinlikte benim için hem bir onur hem bir keyif. Buranın bir mezun olarak çok nadir buraya gelebiliyoruz. Çok sevdiğimiz okulumuzda. Bu da benim için bir vesile oldu. Onun için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Şimdi Ferit Bey'in dinamik ve renkli konuşmasından sonra felsefe üzerine ben konuşacağım. Tabii o bir talihsizlik oldu ama en azından bir açıdan da bir şansım var. Onun konuşmasında söylediği pek çok şeyde aslında gönderme yapacağım. Benim için bazı şeyleri de çok kolaylaştırmış oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi bana matematik ve felsefe diye genel bir başlık verildiğinde ben nasıl bir konuşma yapsam acaba filan diye de düşündüm. Özetlerinizde de var, görmüşsünüzdür. Şöyle bir sorudan hareket etmeye, iki soru diyelim, bir soru çiftinden hareket etmeye karar verdim. Felsefe matematik bilmeden yapılabilir mi? Matematik felsefe bilmeden yapılabilir mi? Gibi. Ama burada tabii onu biraz inceltmek gerekiyor. Yani bunu genelde birisine sorsak bir felsefeciye, canım yani biraz matematikten anlamak gerekir ama hani bir ara o Platon'un okulunda da hani geometri bilmeyen giremez yazıyordu falan ama hani yani ne bileyim. Ferit Bey'in çalıştığı gibi yani topoloji bilmesi gerekir mi yani birisinin felsefe yapmak için diye sorabilir. Hani evet, onu kastetmiyoruz tabii. Ama özellikle matematiksel mantık mesela dediğimizde ya da orada elde edilen bir takım sonuçlar dediğimizde ya da matematikte bazı önemli sonuçlar dediğimizde belki onlardan felsefecilerin özellikle haberdar olması gerekebilir diye de düşünüyorum. Bununla neyi kastettiğimi açmaya çalışacağım. Konuşmanın ağırlığı felsefe için matematiğin önemi ya da matematiksel mantığın gelişiminin önemiyle ilgili olacak. Son kısmında acaba matematikçiler hani felsefe bilseler iyi mi olur, olmaz mı? Hani olmadan nasıl oluyormuş? Onlarla ilgili de konuşacağım. Bir şey sormak istiyorum önce. El kaldırarak da cevaplamanızı istiyorum. Şimdi burada kimler matematikçi? Kimler matematikçi değil? Yani kendini öyle görüyor. Tamam, onlar çok daha az, evet. Peki felsefeci olan var mı? Hani felsefeyle ilgilenen? Ha, 3-5 kişi de varmış. İyi, güzel, tamam. Ben özellikle onlara da hitap etmek istiyorum, felsefecilere. Ama bunu yaparken de belki matematikçilerin felsefeye biraz ilgisini uyandırabilirsem de çok mutlu olacağım. Evet, ya bu felsefeye de biraz ilgilenebiliriz derlerse çok mutlu olacağım. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Dediğim gibi matematik-felsefe ilişkisinde hani acaba matematik bilmeden felsefe yapılır mı, yapılmaz mı? Konuyu felsefe yapmak ya da felsefe nedir gibi bir konuyla da ilişkilendirerek ele almaya çalışacağım. Ferit Bey çok güzel aslında işte benim işime çok yarayacak şeyler söyledi. Dedi ki Atina'dan başladı. İnsanlar dedi Agora'da bir araya geliyorlarmış. Aralarında tartışıyorlarmış dedi, değil mi? Birbirlerini de ikna etmeye çalışıyorlar ve sonradan da oylama yapıyorlar dedi. Değil mi? Öyle anlattı. Ya aslında bu gerçekten hemen hemen her toplumda olması gereken ve zaten bugün bir toplumda da geçerli olan bir şey. Biz genellikle ne yapmaya çalışıyoruz? Bir arada yaşamaya çalışıyoruz. Toplum olmak demek o demek. Bunun için de aramızda anlaşmaya çalışıyoruz. Bazı ulaşımlara varmaya çalışıyoruz. Bazı şeylerin doğruluğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Ortak bir zeminde buluşmaya çalışıyoruz. Bunun için de birbirimizi ikna etmeye ihtiyacımız var. Aslında felsefe bence en temelde bu
karşılıklı konuşmadan ve belli konularda birbirimizi ikna etmeye çalışma çabasından çıkan bir şey. Hatta özel bunu bilimlerle de ilişkilendirerek söyleyeceğim. Öyle bir alanı, bilimi yani diyelim, özellikle belirlemeye, onun alanında ayırt etmeye çalışıyoruz ki o alanda elde edilen sonuçlar, hani tırnak içinde söylüyorum, bu bizim için çok tartışmalı ve sorunlu bir konu, hani doğru kabul edilsin ya da genel geçer kabul edilsin, belli bir bilgi birikimi oluşsun, hatta öyle bir şekilde oluşsun ki onlar diyelim bir akademide bizim gibi işte hocalar tarafından öğrencilere aktarılabilsin, öğrenciler o diplomaları aldıklarında o alanda yetkin olsunlar, efendim belli bir meslek sahibi olsunlar, belli bir ehliyetle belli bir işi yapabilsinler. Hatta devletlerde kim hangi işi yapabilir konusunda düzenlemeler yapsınlar, piyasayı düzenlesinler. İşte toplum olarak bir arada yaşayabilirim. Yani bu silsileyi takip ederseniz toplumun nasıl kurulduğu, kimin hangi işi yapacağı, kimin neyi satıp satamayacağı gibi konulardan geriye doğru gittiğimizde konu bu ehliyet meselesine, diploma meselesine geliyor. O bilgi birikimine geliyor. O bilgi birikimini de nasıl oluşturulacağı, nasıl kurulacağı konusu aslında aramızdaki o tartışmalara ve ikna ediciliğe bağlı. Biz aramızda konuşup birbirimizi belli konularda ikna etmeden, belli uzlaşımlara varmadan aslında organize bir toplumdan, kurumsallaşmış bir toplumdan söz edemiyoruz. Şimdi geri döneceğim. Bu konuyla tabii bizim önemli filozoflarımızdan birisinden bahsedeceğim. Aristoteles'ten. Bu kitapçıkta da biliyorsunuz Rafael'in tablosu kullanılmış. Ona da çok memnun oldum. Bir yanda Platon, bir yanda Aristoteles var. Aristoteles'ten çok kısaca bahsedeceğim. Aristoteles özellikle mantıkla ilgili çalışmalarını anlattığı kitaplarının bir aşamasından sonra diyor ki aslında mantığın, bu mantık konusunda da biraz sonra geri döneceğiz. Temel, en temel kullanımı diyor apodeiksistir. Biz bugün onu eski Türkçe'de burhan diye çeviriyoruz. Bazen şimdi bilimsel bilgi vesaire diye de çevirdiğimiz oluyor. Ve belli bir bilimsel bilgi tanımı veriyor. Diyor ki bilim nedir? Yani bilimsel olanla bilimsel olmayan işte bir felsefeci olarak ayırt etmeye çalışıyor. Diyor ki bilimsel olan kesin bir takım öncüllerden, onların ayrıntıları var. Niye o kesin, nasıl kesin? Geçerli akıl yürütmelerle elde edilen bilgidir diyor. Bilimsel bilgiyi alıyor ve bir kenara koyuyor. Fakat sonra şunu da söylüyor. Diyor ki öyle konularda vardır ki bu konular bilimler tarafından, işte bu kesin öncüllerden diyelim, bugün öyle kesin öncüller olduğunu düşünmesek de, bilimin sınırları içerisinde diyelim, karara bağlanamayabilir. Ne demek bu? İşte onu öyle anlatıyor. Olanaklı ya da muhtemel öncüllerden diyor. Hareketle yapılan da bir takım çıkarımlar, üretilen bilgiler vardır. Bu bilgilerin alanı da deminki burhandı. Cedelin alanına giriyor diyor. Diyalektiğin alanına giriyor diyor. Biz diyor aslında belli konularda, belli meselelerde bilimsel olarak karara bağlayamadığımız meselelerde de aramızda tartışmak ve o tartışmaları belli bir yere de bağlamak durumundayız. Bunlar nasıl konular? Önemsiz konular değil. Öyle meseleler ki belki de hatta toplumun kuruluşu bir arada yaşaması açısından çok daha önemli konular. Herhal dediğim gibi bilimsel olarak çok doğrudan da karara bağlayamayabiliyorsunuz. Yani bu tip sorular arasında efendim bizatihi mesela bilimin ne olup ne olmadığı sorusu da var. Yani bilimsel olanla olmayan ayırt etme sorusunu bilimsel bir soru olarak ele alıp cevaplayamıyorsunuz mesela. Ama mesela Tanrı var mı yok mu sorusu da belki böyle bir soru. Hani bir gideyim bilimsel olarak araştırayım da bakayım hakikaten Tanrı var mı yok mu gibi bir soruya cevap veremeyebiliyorsunuz. Ya da evrenin geneliyle ilgili pek çok tartışma böyle. Ya da mesela bugün biraz sonra konuşacağız. Dil ve matematik nasıl ilişkileniyor bir konu gibi bir konu mesela. Çok doğrudan bilimsel bir tartışmanın konusu olup böyle incelenemeyebiliyor. Öyle konular ve öyle sorular içeriyor ki bu tartışmalar bizim için son derece önemli. Belki toplumun bir arada yaşaması için gerekli temel ideolojiyle de ilgili diyelim. Ama bilimsel olarak karara bağlayamıyorsunuz. Onlar da diyalektiğin işte alanını teşkil ediyor. Belki de felsefecilerin en çok bugün yaptıkları iş, işte bu diyalektik tartışma konularında aralarında belli bir münazarayı, tartışmayı yürütmek ve karara bağlamaya çalışmak. Ha, hani hep derler felsefede sorular vardır, cevaplar yoktur vesaire. Bu bir bakıma doğru ama çok da doğru değil. Çünkü biz aramızda tartıştığımızda o felsefi tartışmalar içerisinde
bazı sorulara bazı cevaplar daha öne çıkabiliyor ya da bazı cevaplar geri plana düşebiliyor ya da reddedilebiliyor. Biz kendi aramızda bunu bir şekilde en incelikli bir şekilde diyelim kanıtlamalarla mantık kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Şimdi matematikle ilgili konuya buradan geçiş yapmaya çalışacağım. Şimdi zaten birkaç kere mantık sözünü de geçirdim lafımın içerisinde farkındaysanız. Asıl şöyle bir durumla da karşı karşıya kalıyoruz. Madem hem bilimleri temellendirmeye çalışacağız, hem bu diyalektik tartışma konularında kararlar vermeye çalışacağız ve bu bizim için son derece önemli. Nasıl bir zeminde biz bu tartışmayı yürüteceğiz? Ayağımızı nereye basacağız? Kimin dediğini niye kabul edeceğiz ya da etmeyeceğiz? Ha o zaman şunu fark ediyoruz ki, hani özellikle güç ilişkilerinin hakim olmasını istemiyorsanız, hani birisi iktidar oldu diye işte onun söylediği geçerli olsun demek istemiyorsanız, o tartışmaların dayanması gereken zemin mantık oluyor. Yani biz herhangi birisinin söylediğini, eğer o söylediği geçerli ise, kabul ettiğimiz öncüllerden geçerli bir akıl yürütmeyle o sonuca ulaşmışsa kabul etme yoluna gidiyoruz. Yani son derece önemli bir şey. Ve bu mantığın kuruluşu işte Antik Yunan'da bu iki resmini gördüğünüz kişi tarafından aslında en temelde ortaya konulmuş. Yani mesela Platon bizim bugün andığımız şekliyle ve matematiğin de belki sınırlarını çizen çelişmezlik ilkesinin formülasyonunu belki de ilk defa sofist adlı diyaloğunda yapmış mesela. Yani herhangi bir şey A'dır ve A olmayan değildir gibi bir ifade mesela. Aslında Platon'un formüle ettiği bir şey. Demek istediği şey şu Platon'un, herhangi bir konuda, o sofiste varlık alanında diyor, bir tartışma yürütmek istiyorsanız bazı temel ilkelere, o dilinizi bağlayan, kuşatan bazı mantıksal ilkelere tabi olmak durumundasınız. O ilkelere göre hareket etmek durumundasınız. Yani çelişmezlik ilkesini ihlal ederek ya da özdeşlik ilkesini, Aristoteles de bunları ayrıca ifade ediyor ya da bugün kullandığımız ilke, üçüncü halin olmazlığı ilkesini gibi. Mantık ilkelerini ihlal ederek bu tartışmayı yürütemezsiniz. Yani mantık bir anlamda bizim oyun sahamızı da belirliyor. Neyi söylenebilir, neyi söylenemez, kim kimi nasıl iddia edebilir, edemez dediğimizde mantıkla bir şekilde uğraşmak durumundayız. Tabii burada kastettiğimiz özellikle Aristoteles'in de gelişimine katkıda bulunduğu mantığa biz klasik mantık diyoruz. Aristoteles mantığı iki anlamda da klasik, bir modern olmayan anlamda klasik, bir de demin andığım mantık ilkelerini geçerli kabul eden anlamında klasik. Bu beraberinde bazı sorular ya da sorunlar da getirmiş. Birincisi şu, insanlar şöyle de düşünmüşler. Acaba klasik bir mantığı kabul etmek, mantık ilkelerini kabul etmek, varlık hakkında da bu ilkelerden hareketle söz söyleyebilmemizi gerektirir mi? Bu aslında bizim metafizik tartışması dediğimiz tartışmayı başlatan şey. Bununla neyi kastettiğimi biraz size anlatacağım. Ama insanın aklına şöyle bir soru da geliyor. Birisi acaba klasik mantık ilkelerini dahi eleştirmek istese, yani onlara bile karşı çıksa, ayağını peki bu sefer nereye basacak? Hı? Böyle bir soru da insanın aklına geliyor. Bu sorulardan ben ilkini biraz sonra ele alacağım. Yani mantığın ve dilin varlıkla nasıl ilişkilendiği konusu ve bunun matematik açısından önemini biraz sonra ele alacağım. İkincisiyle ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu klasik mantık dediğimiz şey, Aristoteles'in de formüle ettiği şekliyle, dediğim gibi çok uzun yüzyıllar üniversitelerde zaten ders olarak okutulmuş, tartışmalarımızın sınırını belirlemiş, biz hakikaten klasik mantıktan hareketle de bir bilgi birikimi oluşturmuşuz. Fakat bu modern dönemde özellikle matematiğin, yani bunları da yavaş yavaş zaten anlatacağız, bilimlerin de özellikle dili olmaya başlaması, temelinde yer almaya başlamasından sonra yetersiz olmaya başlamış. Yani ne anlamda yetersiz? Örneğin Aristoteles'in klasik mantığı kategorik önermelere dayanıyor. Ama o kategorik önermeler özellikle bağıntısal dediğimiz önermeleri ele almak için yeterli olmuyor. Mesela bu şişenin kapağı mavidir diyebiliyorum. Bunu klasik mantıkta biçimini ele alabiliyorum ama mesela bu şişe masanın üzerindedir dediğimde aslında bir bağıntıdan bahsediyorum şişeyle masa arasında. Klasik mantık bunu nasıl ele alacağını çok bilemiyor. Neden bilemiyor? Varlık anlayışı cevherlere, bireylere dayandığı için, bağıntıları esas almadığı için her şeyi bireylere dayandırarak anlamaya çalışıyor. Her şeyi kategorik önermelere tıkıştırmaya çalışıyor ve sıkıntı yaşıyor.
Bu sıkıntıları bir şekilde insanlar fark ediyorlar ama nasıl bu işi ele alacağız çok da bilemiyorlar. Benzer şekilde özellikle tüm gibi bazı gibi niceleme ifadeleri var. Onları hakikaten Aristoteles özellikle bu dört tane tümel, olumlu, tikel olumlu filan belki mantık derseniz görürsünüz kategorik önerme içerisinde ele almış ama bizim mesela iç içe olarak bu tüm bazıların yer aldığı nested diyoruz, yuvalanmış diyoruz, bir şekilde ele alındığı ve matematikte çok kullandığımız önerme biçimlerini ele almaya klasik mantık yetmiyor. Yani mesela ben kalkıp herkesin en az bir sevdiği vardır demek istersen mesela klasik mantıkta bunu ele alamıyor. Dolayısıyla biz bir şekilde matematiği içinde konuşabileceğimiz bir mantık oluşturmak istediğimizde özellikle bu bağıntılar ve bu iç içe bugün niceleyici dediğimiz terimleri kullanmak açısından büyük sorunlar yaşamaya başlamışız. Bu sorunu burada ismini saygıyla da almak istediğim bir gene matematikçi ve felsefeci bir çözüm getirmiş bu soruna. Gottlob Frege. 19. yüzyılda yaşamış ve bizim bugün anladığımız anlamda modern mantığın kurucusu olan, niceleme mantığının kurucusu olan Frege yeni bir mantık geliştiriyor. Ayrıntılarına burada girmeyeceğim. Biz bugün onun geliştirdiği şekliyle mantığı kullanıyoruz. Bu mantığı geliştirirken de birazdan ele alacağımız bir başka sorun var. Onunla ilişkili olduğu için de söylemek istiyorum. Temel çıkış noktasını biraz önce gene Ferit Bey çok güzel işaret etti. Dedi, acaba bu matematik hani mantığa bir şekilde indirgenebilir mi dedi. Frege'nin temel sorusunu oluşturuyor. Acaba diyor kendisi aritmetik mantığa indirgenebilir mi? Yani aritmetiğin temel önermeleri bir mantık dizgesi içerisinde teoremler olarak ispat edilebilir mi? Öyle söyleyelim. Bunun için ama elinde yeterli bir mantık yok. O zamanın klasik mantığı işte bu tip önermeleri ele almak için yeterli değil. Oturuyor ve hakikaten bizim bugün bildiğimiz anlamda niceleme mantığını ya da modern mantığını geliştiriyor. Anlaştık değil mi? Bu arada benim söylediğim anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? İyi gidiyoruz değil mi yani? Hani kötü gitmiyoruz. Tamam, güzel. Yani bazen biz felsefeciler biraz da böyle deli gibi falan kendi kendimize konuştuğumuzu düşünebiliyoruz. Yani anlamadığınız yerler olsa da lütfen durdurup da sorun yani. Hocam bir şey dediniz ha bu ne ya falan diyebilirsin. Hiç kırılmam yani. Onu da söyleyeyim. Devam edelim. Frege böyle bir mantığı geliştiriyor. Buna bağlı olarak çok uzun tartışmalar. Burada ayrıntılarına girmeyeceğim. İşte biz biçimsel bir dile sahip oluyoruz. O biçimsel dile belli bir takım kurallar ekleyip biçimsel dizgelere sahip oluyoruz. Onun için de ispatlar ve türetimler yapmaya başlıyoruz. O dilin semantiğini yapmaya çalışırken bu işaretler ne anlama geliyor, neye karşılık geliyor derken kaplamsal anlam dediğimiz bir kavram üzerinden kümeler dünyasına uzanıyoruz. O kümeler dünyasında tabii paradokslarla karşılaştığımız için aksiyomatik kümeler kuramını geliştiriyoruz filan. Çok uzun böyle bir tarihsel süreçten bahsediyoruz. Söz konusu bu dil içerisinde de, işte bu yeni mantık, modern mantık diyelim içerisinde de ilginç bir şekilde modal mantık yapmaya da başlıyoruz. Ta Aristoteles zamanından beri gelen bir modal mantık, tiplikler mantığı var. Yani mantığın içerisine zorunludur ki ya da olanaklıdır ki gibi bir takım işlemcileri katarak yaptığımız mantık bu. İlginç bir şekilde bu mantığın gelişimine katkıda bulunan Frege çok fazla bu tip terimlerin, önermelerin doğruluğuna katkısı bulunamayacağını falan filan söylüyor. O yüzden çok yakın durmuyor bunu ama özellikle burada gene Ferit Hoca bahsetti. Russell ve Whitehead'in yazdığı Principia Mathematica'dan sonra birileri oradaki bir takım eksiklikleri eleştirerek modal mantık yapmaya başlıyorlar. Uzun uzun bunları da anlatmayacağım size. Mesela C.I. Lewis diye bir mantıkçı. Özellikle koşul önermelerini, Russell ve Whitehead'in ele alma biçimlerini eleştiriyor ve koşul önermeleri için aslında zorunluluğun işlemci olarak kullanılması gerektiğini düşünüyor. Sentaktik düzeyde modal mantık tekrar şöyle bir canlanıyor. Yani modal mantık içinde bir ispatlar vesaire yapmaya başlıyoruz. Şimdi bu konu nereye bağlanacak birazdan anlayacaksınız. Ama insanlar diyorlar ki ya tamam modal mantıktan bahsediyorsunuz önermeler düzeyinde. Sentaktik düzeyde ispatlar yapıyorsunuz bu yeni mantık içerisinde ama ya bunların bir modeli var mı? Yani bunlar nasıl bir gerçeklik hakkında konuşuyor? Çünkü hani diyelim ki ben bir önerme biçimi ele aldım, onu yorumladım. Bu dünyada bir şeylere karşılık gelip gelmemesi iyi de bir şeye zorunludur dediğimde bu dünyada neyi kastediyorum? Çok flu bir şey. Yani
bu dünyada zorunlu olan ne olabilir ki gibisinden. Tam da o sırada 1950'lerin böyle sonlarına doğru burada gene ismini alacağım bir başka felsefeci, o da matematikçi, Saul Kripke kalkıyor ve bütün bu sorulara cevap vereceği şekilde bir model kuramı geliştiriyor. Model mantık için. İşte bugün bizim Kripke çerçeveleri falan diye andığımız bir şey. Ve bunu küme kuramını kullanarak yapıyor. Olanaklı dünyalardan bahsediyor. Tıpkı o Alman felsefecisi Leibniz'in de formüle ettiği gibi, ama bunu çok matematiksel bir çerçeveye oturtuyor. Dünya, olanaklı dünyaları şöyle düşünün, hani belli önermelerin doğru olduğu, yani bir doğru önermeler toplamı gibi bir şey düşünün, gezegen gibi falan bir şey düşünmeyin çok, tamam mı? Dünyalar arasında da bir erişilebilirlik, accessibility bağıntısı tanımlıyor. O bağıntının farklı özelliklere sahip olması, hani yansımalı, bakışımlı falan dediğimiz türde özelliklere sahip olması üzerinden de çok farklı modern mantık dizgelerinin olabileceğini ortaya koyuyor ve o siyah Lewis gibilerinin geliştirdiği farklı mantık dizgelerinin bir modelini bize sunuyor ve hatta bir tamlık ispatı veriyor. Burada tamlık konusu da geçti. Neden bu konu bizim için önemli? Bakın, konunun mantığın matematikselleşmesi süreciyle ilgili bir dönüşüm geçirmesinden ve bunun modal mantıkla ve onun semantiğiyle nihayetlenmesinden bahsediyorum. İlginç bir şey daha söylüyor aslında bu tartışmalarda Kripke ve bazıları daha. Bizim kuralımız var modal mantıkta, öyle söyleyelim. Bizim klasik anlamda aldığımız tüm modal mantıklarda geçerli. Buna zorunlulaştırma kuralı da diyoruz. Necessitation rule diyoruz. Eğer bir önerme geçerliyse zorunludur diyen bir kural bu. Yani mesela bir mantık ilkesini düşünün. Diyelim ki üçüncü halin olmazlığı ilkesi olsun bu. Üçüncü halde olmaz ilkesini biz genelde önermeler mantığında P'dir veya P değildir de gösteriyoruz. Eğer bu hakikaten geçerli bir önerme biçimi ise ki öyle, öyleyse zorunludur demiş oluruz. Kripke öyle bir model kuramı geliştiriyor ki küme kuramının da kendisine sağladığı imkanlardan hareketle biz böyle bir kuralın geçerli olmayabileceği modellerin olabileceğini düşünmeye başlıyoruz. Bu çok enteresan bir şey, bu çok yeni bir şey. Yani hatta tabii onun nasıl dünyalar bize verdiği ayrı bir tartışma konusu oluyor. Tüm önermelerin zorunda olabildiği, hiçbir önermenin olmakla olmadığı filan gibi, onun ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama bu şöyle bir tartışmayı da beraberinde getiriyor, beraberinde açıyor. Ya belki de aslında biz klasik olmayan mantıklardan hareketle bir takım gerçekliklerden dahi bahsedebiliriz. Matematiğin klasik olmayan bir mantığa dayanıyor olduğundan dahi söz edebiliriz. Aramızdaki tartışmalar sadece klasik mantığın yasaları ve ilkeleri çerçevesinde olmak durumunda bile belki değildir. Şimdi başta söylediğime geri döneceğim. Birden niye bu kadar laf ettim anlayacaksınız. Yani dedim geç inşallah. Hani dedim ya, biz felsefede ne yapmaya çalışıyoruz? İşte tartışıyoruz aramızda, birbirimizi ikna etmeye çalışıyoruz ve çok farklı hareket noktalarından bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ve oyun sahamızı da mantık belirliyor dedim, değil mi? Kimin söylediğini niye kabul edeceğiz dediğimizde elimizdeki en temel ölçütlerden bir tanesi. Sadece o değil, tek bu ölçüt değil ama. Eğer birisi mantık ilkelerine, mantık yasalarına göre geçerli bir şey söylüyorsa onun söylediğini makbul kabul ediyoruz, esas alıyoruz. Bugün modern mantığın, matematiksel mantığın, ona bağlı modal mantığın, onunla birlikte gelişen model kuramının, onunla birlikte gelişen işte demin anlattığım bu klasik olmayan modellere yer veren bir şekilde model kuramlarının gelişmesi bize çok yeni ve çok geniş bir oyun sahası sunuyor. Yani bir şekilde ben bugün birisi gelse ve bana dese ki ya ben hakikaten felsefe yapmak istiyorum bugün yani. Ben bu tartışmalardan haberdar olmasını çok isterim. Çünkü neyi konuşabiliriz, neyi tartışabiliriz artık o eskiden olduğu gibi hatta klasik mantıkla dahi sınırlı değil. Hı? İlk söylemek istediğim şey bu. Yani niye matematik bilmeden hani felsefe yapılmamalı? Kastettiğim şey dediğim gibi hakikaten
Hani hakikaten biz topolojiyle ilgili bir makale yoksak Ferit Hocam hiçbir şey anlamayabiliriz yani. Onu da kabul ediyorum ama en azından bu söylediğim anlamda matematiksel mantıkla ilgili gelişmeler nereye varmış, nasıl sonuçlar elde etmişiz, küme kuramında ne oluyor, model kuramında ne oluyor konusunda bir fikrimiz olsa çok iyi olur. Başka türlü o oyun sahasının nerelere doğru genişlediğini, bize ne imkanlar sağladığını bilemiyoruz. Şimdi aslında ben size bir tane diyalektik tartışma konusu meselesi de ortaya koymuş oldum. Felsefi tartışmaların zeminini ve sahasını ne çizer konusundaki bir diyalektik tartışmada geldiğimiz noktayı anlatmış oldum bakın. Şimdi bu tartışmalara yenilerini ekleyeceğim. İkinci bir tartışma konusu şu. Demin de söyledim. Acaba biz dile ya da mantığa ilişkin tespitlerden hareketle varlık hakkında konuşabilir miyiz? Bu bizim işte metafizik mümkün müdür? Metafizik olanaklı mıdır? Sorumuz. Bir diyalektik bir tartışma konusu. Söz konusu bu mantığı işte Platon ve Aristoteles ortaya koyduklarında demişler ki bize aslında söz konusu bu ilkelerden hareketle aslında biz varlık hakkında da konuşuruz, hükümler verebiliriz. Nasıl bir şey kastettiğimi şimdi size anlatacağım. Yani metafizik nasıl bir şey ve mantıktan hareketle nasıl çıkıyor? Şimdi özdeşlik ilkesini düşünelim ya da aynılık ilkesi. Özdeşlik biraz yanıltıcı olabiliyor. Sanki iki şey vardı, özleri aynıymış. O da öyle değil. Her şeyin kendisi de aynı olması demek. Ben dilin içerisinde bir şeyler hakkında konuşurken onları adlandırıyorum. Yani kendime Ayhan diyorum, buna bu şişe falan diyorum. Bunları kendisiyle aynı bir kendindeliği varmış gibi kendime sunuyorum. Öyle bir şekilde yapıyorum ki dilim bana öyle bir imkan sağlıyor ki mesela bu şişe çok farklı değişimler de geçirse mesela zaman içerisinde benim için hakkında konuşulan aynı şişe olmaya devam ediyor. Yani solsa da, şu kafanın rengi solsa da filan aynı şişe olarak konuşmaya devam ediyor. Dilim bana bu imkanı sağlıyor. Hatta o adıyla tuttuğum şey, mesela diyelim ki herhangi bir ki Ayhan diyelim, Ayhan Çitili ben o adla tuttum. O tuttuğum şey neyse işte, o adım da bana sağladığı imkanlarla ona her türlü yüklemi de işte yüklüyorum. İşte yakışıklıdır diyorum mesela. Yanlış olabilir canım, biliyorum yani öyle imkanlar yüklenebiliyor. Efendim şu kadar boya sahiptir diyorum, kaşı gözü şöyledir diyorum. Geçmişte sahip olduğu yüklemleri söylüyorum. Gelecekte şu anda sahip olmadığı olabileceği yüklemleri söylüyorum. Daha da enteresan şeyler yapıyorum. Ona daha önce yüklenmemiş ve yüklenebilecek yüklenme ihtimali olan olgu karşıtı yüklemleri de yükleyebiliyorum. Yani Ayhan Hoca bugün buraya gelmeseydi ne güzel işte Boğaz'da çay içiyordu diyorum mesela. Ha bu doğru olabilir. Tamam mı? Ha, öyle bir şey ki adın bana sağladığı, özdeşlik ilkesinin bana sağladığı bir şey böyle kendinde ve kendisiyle aynı tutabilmenin sağladığı öyle büyük bir imkan var ki onun hakkında istediğim kadar böyle konuşabiliyorum. Fakat bu gayet güzelse dilin sağladığı imkan da diyebiliriz. İşte Aristoteles gibileri falan diyelim, o bunları da ortaya koyanlar demişler ki ya peki hakikaten bu adın tuttuğu ne acaba? Yani neyi temsil ediyor acaba? Asıl demişler araştırma, ontolojik araştırma, metafiziksel araştırma bu adın tuttuğunun ne olduğuyla ilgili olmalı. Oturmuş işte Aristoteles'e metafizikada, fizikten sonra gelen kitaplarda acaba varlık olmak bakımından varlık nedir bununla ilgili bir araştırma yürütmüş. Demiş ki ya bu atlar öyle şeyler ki özel atlardan bahsediyorum. Kendileri sadece özne olabiliyorlar, yüklem olabiliyorlar. Dilde bir asimetrik bir durumları var yani. Diğer her şey hem yüzde özne yüklem oluyor ama özel adlar farklı. Bunların işte temsil ettiği şeyler neler acaba? Ben bununla ilgili bir araştırma yapacağım demiş. Okuyanlarınız varsa belki biliyordur. Okumayanlar da belki merak edip okusun diye söylüyorum. Ferit Hoca da bir hikayenin sonunu söylemedi ya ben de söyleyeyim işte. Ama şöyle bir noktaya var duyuyor işin. Diyor ki bir şeyi işte o kendisi kılan ve kendisiyle aynı kılan şey onun diyor eidosudur Yunanca tabirle. Türkçe suret ya da bazen hani Latince sözcükte form filan diye de çeviriyoruz. Hani bir cevheri cevher kılan, tözü töz kılan şey anlamında. Hatta çok ilginç bir şey daha söylüyor. Diyor ki bir organizma diyor söz konusu olduğunda, organlaşmış bir cisim söz konusu olduğunda biz bu sureti diyor ne deriz? Ruh deriz diyor. Bakın dille ve mantıkla ilgili bir şey böyle konuşmaya başlıyoruz. Bir anda ruhtan bahsetmeye başlıyoruz. Aa çok enteresan.
Sonra hatta devam da ediyoruz. Mesela işte Aristoteles belki bunu bu şekilde yapmamış ama hani biraz sezdirmiş. Başkaları yapmış. Millet diyor ki ya bu hep kendisiyle aynı ise hiç değişmiyorsa filan demek ki kalıcıdır. Ha belki de ölümsüzdür filan demeye başlıyorlar. İşte bu mantıkla işe başlayıp varlık hakkında, gerçeklik hakkında konuşmaya başlamak demek. Bu konuşma Tanrı ile ilgili bir konuşma da olabiliyor. Kozmosun, evrenin kendisiyle ilgili bir tartışma da olabiliyor. İşte biz buna metafizik diyoruz. Böyle bir batıda bir metafizik tarihi dediğimiz bir şey var. Mesela Platon'un da yaptığı benzer bir şey var. Diyelim ki genel terimlerimiz var. O genel terimlerin işte işaret ettiği kendinde işte idealar var diyelim. Böyle bir şeyden mesela bahsediyoruz. Bir bakıma mantığın o dönemdeki kuruluşu bize şöyle bir resim vermiş. Dilden bağımsız bireyler var. Bu bireyler ideal olabilir, tanrı olabilir, işte cevherler olabilir, bireysel somut. Biz onlar hakkında da bilgi sahibi olabiliyoruz. Dil aslında o bireyler hakkında konuşabildiğimiz bir alan. Genel resim bu. Peki ben duyusal alanda bireyleri duyumlayamıyorum. Yani duyusal alanda sadece duyusal temsillerin bilgisine sahip oluyorum. Söz konusu bu bireylerin bireyliğini, birey oluşlarını, onları nasıl bilebiliyorum diye sorulduğunda hemen hemen bütün bu metafizikçiler de şöyle bir şey söylüyorlar. Bu birazdan sizinle matematikçilerle çok ilgili bir konuya gelecek, merak etmeyin. Diyorlar ki biz onları dolaysızca, akli bir görü yoluyla, noesis yoluyla biliyoruz. Zaten duyumlama yoluyla bilmiyorum ve bireyler var, mantık bana öyle bir resim çizdi. Ben onları nasıl bileceğim? Aklım onları dolaysızca, dolaysa demek lüp lüp diye böyle, lüp diye biliyorum, hiçbir kurmadan biliyorum yani. Yakalıyorum onları gibisinden. Fakat insanlar da bunda çok ikna olmamışlar. Hele o dönemde böyle sofistler var, çok şüpheci falan insanlar. İyi ki varlar bu arada. Hep sofistlere böyle kötü kötü şeyler söylenir de o şüphecilikleri bazen çok işe de yarayabiliyor yani kötü kötü olduğundan değil, iyi ki de soruyorlar. Ya diyorlar ya, şimdi siz bize kendinde varlıklar var ve bunlar birey olarak var diyorsunuz da duysal alanda bunları pek böyle görmüyoruz. Hani varlar mı hakikaten ya? Dediklerinde, ha burası çok heyecanlı, sizle çok ilişkileniyor. Mesela genellikle Platon'un verdiği cevap, evet biliriz işte şurada falan filan şeklinde değil. Kardeşim diyor, bakın diyor, duyusal alanda doğrudan bilmediğiniz şeyler hakkında aslında siz kesin olarak zaten konuşmuyor musunuz? Konuşuyor muyuz? Nerede konuşuyoruz? Ya o matematik yapmıyor musunuz arkadaş? Evet yapıyoruz. Peki matematiği yaparken bu matematiksel bireyler diyelim. Hakkında nasıl bilgi sahibi oluyorsunuz? Evet ya adam doğru söylüyor olabilir diyor. Demiyor da sofistler biraz pısıyorlar yani. Böyle bir şey. Ya matematik varsa en azından böyle bir metafiziğin hakkında konuşulabilmesi de mümkün yani. Matematik fakat ya matematiksel nesneler duyusal alanda böyle gezmiyorlar ki bir sayısı. Hani bu çizgi filmlerde çok güzel böyle pofuduk sayılar yapıyorlar. Yürüyor yürüyor pazarda geziyor. Öyle şeyler değiller. Duyusal alanda yoklar. Varlar mı? Bir şekilde bilmesen hakkında nasıl bu kadar kesin konuşuyorsun kardeşim? Ha demek ki ben onları işte anamnesis kuramam Platon'un mesajı. Yakalıyorum, hatırlıyorum, anımsıyorum falan. Bu da metafiziğe bir kapı açıyor. Öyle söyleyeyim. Bu bayağı bir süre devam ediyor yani. Metafizik mümkündür, konuşuruz, ederiz, bu bireyler vardır vesaire falan filan. Buna çok nihai bir darbeyim. Hepiniz gene duymuşsunuzdur. Immanuel Kant vuruyor. Kant Alman felsefecisi. 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın hemen başı. Diyor ki, arkadaşlar galiba biz hani deminki bu düşünüş biçimini de eleştirerek metafiziği mümkün olarak kabul ettik. Hani dille ilgili tespitlerden başlayıp hop zıplayıp böyle varlıkla ilgili tespitlere geçtik. Galiba bu offside'dı. Yani yapılmaması gereken bir şeydi. Biz diyor sınırlarımızı bilelim. Biz öyle dolaysızca akıl yoluyla, noesis yoluyla nesnelerimizi falan filan bilemeyiz. Biz ancak duyusal alanda karşılaştığımız malzemeyi böyle ilişkilendirerek, kendi tabiri birleştirerek, sentezleyerek, onlara birlik vererek bir şeyleri biliriz. Dolayısıyla işte lüp diye düşünülürleri falan filan bilemiyoruz. Bence diyor metafizik filan bu anlamda mümkün değildir. Ha o zaman şimdi çok enteresan, işte niye matematikle felsefe çok yakından ilişkileniyor? Diyelim ki ben kalktım, dedim ki kardeşim metafizik falan böyle mümkün falan değil. Öyle dolayısıyla bilinen, düşünülürler falan filan yok. Ne diyecekler bu sefer Kant'a? Peki nasıl matematik yapıyoruz? Hani eskiden beri gelen bir şey o. Yani Platon'un söylediği şey, nasıl matematik yapıyoruz? Bize bunu açıklama lazım ha. Kant da bu sefer oturuyor.
belki de bütün metafizik eleştirisinin de merkezinde yer alacak bir şekilde nasıl matematik yaptığımızı, matematiksel yargıların nasıl doğru ya da yanlış olabildiğini başka şekilde açıklamaya gidiyor. İşte meşhur, gene burada ayrıntılarına giremeyeceğiz. Ha, Bülent Gözkan Hoca gelmedi değil mi? Gelir öğleden sonra. Belki o size bunlardan bahsedecek. Yani o bu konularda uzmanı, Kant ne demiş filan onları belki anlatacak. Sentetik a priori yargılardır diyor matematiğin yargıları. Yani bizim bilgimizi genişletirler ama doğrulanmaları için ampirik bir tecrübeye ihtiyaç yoktur demek. Biz diyor matematiksel nesnelerimizi, bunu şu an çok anlamak durumunda değiliz. Aslında ampirik tecrübeyi de mümkün kılan bizim dolaysız bir bilgimiz var, saf görümüz var. Orada diyor inşa ederiz. Bu saf görü neyin saf görüsü? Temelde uzay ve zaman saf görüsü. Ben uzaya dair bir dolaysız bilgiye sahibim. Zamana dair dolaysız bir bilgiye sahibim. Bu bana matematiksel nesneleri inşa ettiğim bir mekan sağlıyor. Ve matematiksel önermeler bu itibarla doğru. Peki uzay zaman ne? Ampirik tecrübeyi mümkün kılan formlar. Benim duyumlamamı mümkün kılan, şu duyumladığım alanın benim dışında ve yan yana böyle tecrübe edilmesini sağlayan forma uzay diyor kan. Buradaki unsurların ard arda tecrübe edilmesini sağlayan şey zaman diyor. Şimdi bir bakıma Kant da ne demiş oluyor? Kant'ı çok uzun konuşmayacağız. Uzay ve zaman demiş oluyor. Hani dolaysızca işte lüp lüp bildiğimiz şeyler. Gene lüp lüp bir şeyler var yani. Görü diyoruz işte. Dolaysız bilgi diyelim. Ona saf görü diyoruz. O varken ben matematik yapabilirim. Matematiksel nesneleri inşa ederim. Gidip de bütün o düşünülürler var. İşte numenlerin alanı, numenel olanlar düşünülürler. O alan var filan demek zorunda değilim. Gayet güzel. Birçok kişi Kant'ın söylediğini kabul ediyor. Hatta ben onu hep söylerim. Belki de son 200 yıldır herkes de Kantçı yani. Hiç kimse Kant'ın dediğini tam beğenmemiş ama Kant'ın bu dediğini beğenmiş gibi de diyebiliriz yani. Fakat insanlar diyorlar ki ya bu Kant'ınki de metafizik. Onda da mümkün bir şeyler var işte. Biz bundan da bir kurtulmalıyız yani bir şekilde. Ne yapsak acaba? Yani madem matematik yapıyoruz, matematiği nasıl temellendireceğimiz konusu çok önemli. Ne için önemli? Metafiziğin elenmesi açısından önemli. Ha. Acaba biz Kant'ın metafiziğini de eleyebilir miyiz? Hani ondan da kurtulup gerçekten bütün meseleyi bu dilin sınırları içerisinde falan çekebilir miyiz? Böyle bir tartışma yürüyor. Bu tartışmada Ferit Hoca'ya gene teşekkür ediyorum. Kaç oldu bilmiyorum, sayıyor musunuz? Öklitçi geometrilerden ve öklitçi olmayan geometrilerden bahsetti. O tartışma çok ilginç bir hal alıyor. Çünkü Kant demiş ki bu öklit aksiyonları sentetik ve a priori'dir demiş. Geometrinin bütün o ispatladığımız o teoremleri sentetik ve a priori. Sentetik ve a priori evrenselde zorunlu da demek aynı zamanda. İşte hocamız bahsetti. Lobachevski belki bir isim daha var. Bolyai. Bunlar işte hiperbolik. Kendileri hiperbolik demiyorlar. Sonra Klein onları adlandırıyor. İşte bir doğruya kendi dışındaki bir noktadan sonsuz paralel çizilebilir. Yok efendim, öbürü Riemann'ın da kendi tezi sonradan yayınlanıyor. Hemen hemen 1950'lerin sonunda yayınlanıyor. O da işte eliptik geometri diyoruz. Bir doğruya kendi dışındaki noktadan hiç paralel çizemez. Aksiyomuyla işe başlayıp tutarlı geometriler geliştirdiklerini iddia ediyorlar. Şimdi burada ilginç olan hikaye şu. Biz o dönemde Kant'ın çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Bakın ilk bu Bolyai ile Lobachevski 1920'lerin başında bunu geliştirmişler. İlk 1930'ların başında filan, 1830'ların başında yayınlanmış bu. Yani Kant 1804'te ölmüş. Yani Kant böyle çok güçlü filan o zamanlar. Birileri tabii hemen de şüphe ediyor. Diyorlar ki ya kardeşim birbiriyle çelişik üç tane şey söyleyen diye. Yani birisi bir paralel çizilir diyor. Birisi sonsuz çizilir diyor. Birisi hiç çizemez diyor. Hani bunların hepsi de mi gol? Yani hepsi de mi sentetik a priori? Hepsi mi zorunlu? Nasıl olacak bu iş? Bu işte bir iş var demeye başlıyorlar. Kantçılar buna şöyle cevap veriyor ilk başta. Kardeşim bak, düşüncede böyle şeyler olabilir. Ama sizin bu söylediğiniz şeyin bir modeli falan var mı? Yani söylüyorsunuz da, hani bu gözümüzde bir şey canlanmasını sağlıyor mu anlamında? Modeli öyle biraz da düşünün. Biz diyorlar pek bundan şey yapmıyoruz. Yani böyle olduğunu düşünmüyoruz. Bir de şunu söylüyorlar, belki de sizinkiler hani tutarsız, bak biz kaç bin yıldır, kaç yüz yıldır Öklit geometrisi yapıyoruz, bir tutarsızlık çıkmadı. Hani sizinkiler çıkmayacağının bir garantisi yok, şu ana kadar çıkmamış olabilir ama çıkabilir. Her iki soruya da matematikçiler cevap veriyor. Ha, burada matematik ve felsefe nasıl ilişkileniyor çok net görüyoruz yani. Mesela
başlayayım, işte Klein adı geçti. Kalkıyor diyor ki, göreli tutarlık ispat dediğimiz bir ispat yapıyor. Yani Öklit geometrisi tutarlıysa, Öklitçi olmayan geometriler tutarlıdır. O tutarlıysa o da tutarlıdır. Hani sen, siz tutarlı olmayabilirsiniz dersen, kendini de tutarsız olmakla bir şekilde itham etmiş oluyorsun. Oradan bir yere çıkamazsınız, varamazsınız. Yani Öklitçi olmayan geometrileri bu şekilde dışlayamazsınız diyor. Hmm, çok güzel. İki tane daha belki bir örnek seçeyim. Mesela İtalya matematikçi Beltrami, belki ismini çok duymamışsınız, felsefe tarihinde unutulmuş olan bir kişi. Tractrix diye bir eğri var. Nasıl diyelim onu? Tractrix'in kökündeki traktördeki ile aynı. Hani böyle bir şey itip çekmekte kullanılan şeyler için onu kullanıyoruz. Sürtünmeli yüzeyde mesela şöyle bir çubuk var diye düşünün. Onu bir noktasına, bir ucuna kuvvet uygulasanız, o kuvvet, yani şöyle diyelim, o dikleşir, kuvvet uygulamaya devam ederseniz de tekrar yatar ve noktanın peşinden sürüklenerek gider. Çubuğun bu noktasına uyguladığınız kuvvetten sonra öbür noktanın çizdiği eğriye traktrist denir. Hı? O traktristse bir eksen etrafında şebulup diye çevirirseniz de üç boyutlu bir cisim elde ediyorsunuz. Şöyle nasıl diyeyim, ortasını yuvarlak düşünün. Şöyle inen, hani boru gibi böyle uzanan bir üç boyutlu şekil çıkıyor. Yanlış bir şey söylersem de Ferit Hoca düzeltir sonra nasılsa. Traktroid diyoruz buna. Beltrami şunu gösteriyor. Traktroid üzerindeki iki nokta arasındaki en kısa mesafe bir eğri biz dışarıdan baktığımızda. Ama o yüzey açısından en kısa mesafe olduğu için de yüzey bakımından doğru. Biz buna jeodezik diyoruz. O eğrinin jeodeziği. Yani şey gibi mesela biz o eğri üzerinde yaşayan iki boyutlu canlılar olsak diyelim. Canlı yani fantazi. Ben anne bir noktayım, baba bir noktayım. Oğluma diyorum ki şu ilerideki noktadan git bana bir nokta al. Başka ne alacak zaten? Başka bir şey alamaz. O da diyor ki en kısa yoldan gideyim. En kısa yol doğru yol diyor. Tık 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 diyor, geliyor. O gittiği yol doğru hakikaten. O yüzey açısından bakıyor. Onu doğru görüyor yani. Her biz dışarıdaki bir uzaydan baktığımız sanki bir eğriymiş gibi görüyor. O jeodezikler dikkate alındığında herhangi bir doğrunun dışındaki bir noktadan kendisine sonsuz sayıda hiç onu kesmeyen paralel çizebiliyoruz. Her biri doğru olan ama sonsuz sayıda doğru çizebiliyor. Bir matematikçi olarak bunu gösteriyor. Gerçi Beltrami bunu Kant'ın haklı olduğunu göstermek için yapmış. İlk motivasyonu o. Yani demeye çalışmış ki Öklit uzayının içerisinde böyle geometrileri de yer var. Yani Öklit uzayında buna gömeriz filan falan. Helmholtz filan da var. O ayrıntılara girmek istemiyorum. Ama insanlar bu tartışmalardan sonra şunu fark etmeye başlamışlar. Öklitçi olmayan geometrilerin de modeli var filan. İşte Helmholtz bir başka Alman bilim adamı, belki duymuşsunuzdur. O da enteresan bir adam. O dönemde bu Helmholtz ve arkadaşları mesela oturuyorlar. Böyle hani beraber bir yemin edersin ya, yemin ediyoruz ki şunu yapacağız filan diye. Akademiler metafiziği kovacağız diye yemin ediyor. Öyle bir adam yani böyle bir şey. Ve işte görü üzerine çalışıyor, bu sinir uyarımlarının hızı üzerine çalışıyor, bir sürü acayip şeyler yapmış. Adam çok farklı düşünce deneyleriyle aslında hani görünüm diyelim, Kant'ın da bahsettiği anlamda. Hiç de öyle Öklitiyen olmasının zorunlu olmadığı, yani görünüm zorunluluğu diye bir şey olamayacağını filan ortaya koyuyor. Yani tüm bunlar birleşince Kantçılar pes ediyorlar mı? Gene etmiyorlar. Enteresan. Son bir kaleleri var. Diyorlar ki arkadaşım tamam anladık. Matematikte böyle bir şey var. Evrenin geometrisi. Fiziksel evrenin geometrisi, Öklit geometrisi. O da zaten genel görelilik çıkınca o da yok diyor. Niye? Hani Einstein diyor ki yani her üç geometri de hakikaten hani o genel görelilikte büyük kütleli cisimler hani uzay zaman eğiyor filan, uzay zaman eğriliği falan filan var, hatırlayalım, öyle şeyler var. Üç geometriyi de diyor aslında kullanmak mümkün fizik yapmak için ama diyor eliptik geometri daha avantajlı diyor filan. O zaman iş bir şekilde farklı bir noktaya gidiyor. Dolayısıyla geometri tartışmaları bizi şöyle bir noktaya getiriyor. Peki o zaman hani uzay var da kendinde bir geometrisi var da ben onu görü yoluyla dolayısıyla biliyorum diyemiyorsam uzay diye neyden bahsediyorum? Nokta diye neyden bahsediyorum? Doğru diye neyden bahsediyorum? O dönemde
de bakın iki tane tartışma var, mektuplaşma var. Bir tanesinin bir tarafında Frege ve Russell var, işte bu matematiksel mantığı da geliştirenler diyelim. Öteki tarafında da Frege işte adı geçti az önce gene Hilbert'le yazışıyor, o dönemin büyük matematikçisi. Russell da Fransız ünlü o matematikçi ve fizikçi Poincaré'le yazışıyor. Mektuplaşmaları var. İlginç bir şekilde Frege ve Russell, birazdan da söz edeceğim, aritmetiğin analitik a priori olduğunu ya da mantıksal olduğunu savunanlar, geometri de pek içlerine bu sinmediği için ya acaba burada bir sentetik bir şey var mı, bilgi verici bir şey var mı, hani bizim dışımızda uzay gibi bir şey var galiba filan gibi bir şey savunuyorlar ama genel tartışmanın gidişatında biraz Hilbert'le şey Poincaré ağır basıyor ve Poincaré'nin meşhur bir sözüyle aslında geometrin aksiyonları hani bir gerçeklik hakkında doğru ya da yanlış olan önermeler değildirler. Aslında örtük tanımlardır. Yani definitions in disguise meşhur ifadesiyle. Abi yaklaşımı biraz daha hakim olmaya başlıyor. Bunun anlamı şu. Matematikle ilgili bizim yaptığımız bir tartışma, burada özel olarak geometriyle ilgili yaptığımız bir tartışma, aslında nesnelerimizi belki de hani aksiyomatik bir şekilde diyelim, dilin içerisinde inşa ettiğimiz ve daha sonra onları yorumlayarak bir nesnel karşılık bulduğumuz düşüncesinin hakim olmaya başlamasını sağlıyor. Hatta bir başka açıdan da söylersek, felsefe dilin sınırları içerisine doğru çekilmeye başlıyor. Yani dil ve mantıkla ilgili tespitlerden, metafizik tespitler yaparız konusu biraz böyle geri çekilmeye başlıyor. Bu arada benim sürem var mı hala? Ne kadar sürem var mı? 5 dakika mı? Çok güzel. Buna bir de şunu ekleyeceğim. Bir de Frege'nin malum demin bahsettik aritmetiği mantığa indirgeme projesi var dedik. O da bir şekilde sayıların hani Platoncu bir düşünce biçiminde bireyler gibi böyle nesneler gibi düşünülmemesi gerektiğini söylüyor. Ve kendi o aritmetiği mantığa indirgeme projesi içerisinde ikinci düzey ya da ikinci derece kavramlar olduğunu, yani mantık içerisinde tanımı verilebilen kavramlar olduğunu söylüyor. Şöyle bir noktaya geliyoruz, öyle söylesek daha iyi. Bir bakıma bu matematiksel tartışmalar ve matematiklerin yürüttükleri tartışmalar, mantığın matematikselleşmesi tartışması, geometri tartışması işte dile dönüşle nihayetleniyor. İnsanlar şöyle demeye başlıyorlar, belki de biz dili ve mantığını biraz yanlış anladığımız için bu bizi metafiziğe sevk etti. Yani belki de dili doğru anlasaydık, dilin kullanımını doğru anlasaydık, nasıl aslında bir nesne üretme gücüne sahip olduğunu anlasaydık, belki de dışımızda böyle bir gerçeklik var ve dolayısıyla biliyoruz gibi bir düşünceden hareketle metafizik yapmıyor olabilirdik gibi şeyler söylemeye başlıyorlar. Ve bu şu anda belki de son yüzyıldaki, bir buçuk yüzyıldaki bizim felsefe yapışmışımızı çok derinden bir şekilde etkiliyor. Mesela burada belki bu tartışmayla ilgili son bir şey onu söyleyeyim. Mesela o yüzden de mesela Gödel teoremleri aslında ne söylüyor son derece ilginç bir tartışma konusu. Çünkü Hilbert mesela kalkıp demiş ki, o meşhur sorularından bir tanesi, biz demiş matematiği nasıl temellendirebiliriz? İşte biçimsel bir dizgi içerisinde, aynı Frege'nin kurduğu gibi, o kavram yazısında olduğu gibi, matematik yapsak ve bu dizgenin tutarlı olduğunu da dizgenin içinde ispatlayabiliyor olsak, matematiği ne güzel temellendiririz. Yani hiç böyle metafizikle işte saymayla uğraşması iyi olur demiş. Fakat Kurt Gödel biz biliyoruz hani kendisinin Platoncu olduğunu da söylüyor. Öyle bir tarafı da var. O da kalkıp öyle bir ispat vermiş ki ya ben öyle bir önerme var. Doğru olduğunu biliyorum. İnşa ettiğim için de biliyorum. Ama ne kendisinin ne değilinin ispatını biçimsel dizge içerisinde veremiyorum. Peki nasıl biliyorum? Ya acaba hala Platon mu haklı? Hani ben nesnelerim var onları biliyorum da bu yüzden biliyorum. Ben bir cevap tabii vermeyeceğim buna da şunu demek istiyorum. Bu tip tartışmaları dikkate almaksızın, işte onu anlatmaya çalışıyorum. Dille varlık, dille gerçeklik ilişkisi içerisinde konuşabilmenin de bir imkanı belki de yok. O yüzden felsefecilerin bu tartışmalar ve bunlar aslında neleri içeriyor konusunda haberler olmalı. Bu örneklerimi çoğaltabilirim. Yani zamanım olsa çok daha farklı örneklerde anlatabilirdim. Yani biz bugün bilim felsefesi yapmak istiyorsak diyelim,
belki bence olasılık kuramı ve bias teoremini biliyor olmamız gerekiyor mesela diye. Ya da doğrulukla ilgili konuşacaksak gene model kuramlarından çok iyi anlamamız gerekiyor. Ya da efendim belki ilahiyatla ilgili konuşacaksak küme kuramını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani çok farklı şekillerde örneklerini bunu size anlatabilirim. Son şeye geleceğim. Peki tersi nasıl? Yani evet, felsefe için matematik ve matematikteki matematiksel mantıklı sonuçlar çok önemli. Siz matematikçiler felsefe bilseniz iyi olur mu? Diyelim. Bir, ben genellikle matematikçilere, bizim mantık yaz okulumuz var, Feza Gürsey Enstitüsü'nde, sizin okulun enstitüsünde, her yaz hemen hemen yapıyoruz. Oraya matematikçiler geliyor. Bizim bu ispat kuramıyla ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili şeyleri anlattığımızda aa diyorlar, biz şimdi ne yaptığımızı anladık matematikte diyorlar. Bunu da matematik hocalarına böyle söylüyorum yani. Hani gerçekte nasıl bir faaliyet yürüttüklerini ancak mantık öğrendiklerinde anlıyorlar. Ha ya biz böyle bir şey yapıyormuşuz yani. Bir, bence bu açıdan biraz mantık ve bu anlamda felsefe bilmekte yarar var. İkinci söyleyeceğim şey şu. Ferit Hoca gene son slaytında dedi ki 20. yüzyılın sonundayız. Acayip acayip de şeyler oluyor. İşte bilgiden bahsetti, insan haklarından, nüfusun artışından, efendim, iklim değişikliğinden filan. Akademinin şu anda ana akım projeleri var. Yani mesela biz bu tartışmaların da devamında mesela dil insan dışı bir ortamda üretilebilir mi gibi bir soru etrafında çok karmaşık çalışmalar yapıyoruz. Hesap kurancıları da çalışıyor, bu konuda dil bilimciler de çalışıyor, felsefeciler de çalışıyor. Bir sürü insan bir sürü iş yapıyor. Hani yapay zeka tartışmaları da buradan çıkıyor ve devam ediyor vesaire. Ya da sürdürülebilir kalkınma mümkün mü gibi çalışmalar yapıyor. Ya da insan dışı bir ortamda insan organları üretilebilir mi gibi tartışmalar yapıyoruz. Ya da efendim insanlar birbirlerini dışlamadıkları, açılış konuşmalarında da söylendi, kimsenin kimseyi ikincileştirmediği diye. Efendim bir ortamda bir arada yaşayabilir miyiz? Bunu araştırıyoruz. Yani bu araştırma konularının neler olduğunu, nasıl sorunlar içerdiği felsefi bir temadır. Felsefi bir tartışma konusudur. Bunlarla bu anlamda ilgilenmenizi şu anlamda öneririm. Aslında oralarda matematikçiler için çok derin ve çok ciddi problemler var çözülmeyi bekleyen. Yani bu anlamıyla ve bu yönüyle mesela felsefeyle ilgilenmenizi de özellikle öneririm. Son olarak söyleyeceğim şey de şu. Hani bir positioning diye bir laf var. Konumlandırma diye. Yani kendi mesleğinizde ya da bu dünyada ve bu hayatta kendinizi nasıl konumlandırdığınız ve ne yaptığınız ve buna bağlı olarak da nasıl bir yönelime sahip olacağınız aslında felsefi bir soru. Yani bu yönüyle felsefeyle ilgilenmeksizin sadece matematikle uğraşmak en azından öyle söyleyeyim. Mesleki tatmin konusunda bile sorunlar yaratabilir. Hani biraz daha hakikaten kendinizi bu dünyada konumlandırma konusunda, yaptığınız iş konusunda konumlandırma konusunda felsefeyle ilgilenmenizin size çok yararlar getirebileceğini inanıyorum. Şart mıdır diye sorarsanız değil tabii. Hani o anlamda ısrar etmiyoruz. Peki, parası yok. Ama keşke matematikçiler de en azından mantıkla, demin söylediğim anlamda genel bu felsefi yönelimlerle ve bu felsefi konumlandırma konularıyla ilgilenseler, ben çok daha enteresan, çok daha yaratıcı ve insanlığa çok daha ufuklar açacak çalışmalar yapabileceklerini düşünüyorum. Sabrınız için çok teşekkürler. Söyleyeyim. Absürt bir şey bulduğumuzda varlık hakkında konuşabiliriz. Mesela bir örnek.
kampçıların şikayeti modellere yönelikti. Anladığım kadarıyla yani kampta hani proje kanalasında gidip de bu kanıt yöntemlerinde sorun var demiyordu. Hani ondan dolayı. Teşekkür ederim. Zaten siz hani ikinci kısmını da söylediniz. Mesela Kant'ın eğer eleştirisini dikkate alırsak böyle bir konuda çok haklısınız. Kant diyor ki aslında metafizikle ilgili tartışmalarda yaşadığımız problem bir yanılsama problemidir. Ne anlamda bir yanılsama? Shine diyor Almanca, bir illusion'dır. Biz aslında kategorilerimiz diyelim, gerçekliği kurarken kullandığımız kavramlarımızı aslında ampirik tecrübede ortaya çıkan, hani kendisi şey diye söylüyor, görüde temsil edilebilen nesneler hakkında kullandığımızda anladığımız ve anlamlı sonuçlar üretebiliyoruz. Kendisini görüde temsil edemediğimiz, ampirik bir tecrübesine sahip olmadığımız bir şey hakkında muhakeme yapmaya çalışırsak, yaptığımızı sanabiliriz. İşte yanılsama demek o demek. Ama aslında bir sonuca varamayabiliriz. Mesela ruh. Ya ruh nasıl bir şey? Bilim nasıl bir şey? Yani var mı yok mu? Hakikaten var, enteresan. İlim imkanlarından böyle bir şey kurmuşum, bir tür kurmaca. Ya da kalkıp mesela kalıcı dediğimde ne anlıyorum? Çünkü şu şişenin kalıcı olmasından bahsettiğimde onu anlıyorum yani. Çünkü bu zamana dayanıklı falan anlamına geliyor. Ama kalkıp ona kalıcı dediğimde bir şey anlamıyorum. Buradan hareketle kalkıp ölümsüz desem de bu benim için bir şey ifade etmiyor aslında. Kant'ın fark etmemiz istediği şey o. Şimdi gelelim ispatlara. Dolayısıyla birisi mantıksal olarak bir takım akıl yürütmelerle, mesela Anselm mesela, diyelim ontolojik bir ispat yapmış Tanrı'yla ilgili. Hani tanımı demiş, varoluşunu içerir filan. Kant orada da benzer eleştiriler getiriyor. İspat yöntemiyle ilgili bir sorun olmayabilir. Ama mesela varlığın bir yüklem olup olmamasıyla ilgili mesela bir problem vardır orada diyor. Vardır bir yüklem değil yani. Sen bir kavramı çözümleyip de içinde vardırı bulamazsın. Ne kadar düşünürsen düşün. O yüzden neyin tanımını nasıl verirsen ver, istediğin ispat yöntemini kullan, sonuçta vardır hükmüne varamazsın diyor. Şimdi bu Kant'ın eleştirileri. İspatla ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela güzel aslında bir konu oldu mu? İlk başta konuştuğum konuyla da alakalı. Bu yöntem yani abese irca yöntemi diyelim. Ya da çifte değilleme yöntemi. Yani bir şey bulup değilini alıp sonra ondan bir çelişki türetip bir değilleme daha koyup ikisinden beraber kurtulup yapıyorsunuz ya. Mesela bu ispat yöntemi işte klasik bir yöntem. Klasik mantığa dayalı bir yöntem. Üçüncü hal olmazlığı ilkesinde bu anlamda varsayan da bir yöntem. Fakat buna itiraz edenler de var. Yani demek istediğim şu, bu sefer Tanrı ile ilgili konuşmuyorum. Özellikle matematik ile ilgili bir şey konuşuyorum ki bu konuda mesela Ali hocamız burada mesela sezgiselci, görselci mantık konusunda çalışmaları da var. Ona da sorabilirsiniz. Mesela bir bakıma bu ispat yönteminin bu şekilde kullanılmasının özellikle sonsuz kümeler söz konusu olduğunda sınırlandırılması gerektiğini söyleyen insanlar var. Brouwer'dan beri bunu söyleyen ve belki de asıl gerçekliğe daha sadık diyelim. Matematik böyle bir matematik mesela. Ha, metafizikçiler tabii biraz şey oldukları için hani tabii bu söylediğim sınırlandırmayı getirince eskiden kolayca yaptığı ispatlar o kadar zor olabiliyor ki ya yapmamayı tercih edebiliyorsunuz. Ama mesela böyle bir tartışmadan mesela matematikçilerin aslında haberdar olmasının ben çok iyi ve olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda ben, yani bizim mevzumuz Tanrı olmayabilir ama çok başka bir teorem olabilir. Ya ben bu teoremi hangi araçları kullanarak elde ettim? Bu araçlar ne ölçüde aslında meşru ya da nasıl bir gerçeklik resmi veriyor? Bunu bir matematikçinin fark etmesinin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ben bir anekdot nakledeceğim müsaade ederseniz. Hasan Ali Yücel, Milli Eğitim Bakanı, felsefe eğitimli birisi, yurt dışında felsefe doktorası yapmış, öyle biliyorum. Mustafa Kemal ile bir görüşmesinde söyle diyor Hasan diyor, sıfır denir, sen felsefe tahsil et. O bir sıfır tarifi yapıyor, onun açığını gösteriyor. Konuşmada bu metinler var ama ben ayrıntılarını hatırlamıyorum. Başka bir tarif yapıyor, onun da açığını gösteriyor. Bu böyle devam ederken sonunda Hasan Ali Bey beyefendi diyor. Zaten yüzün sol tarafında bulunan bendeniz sıfırım, sıfır işte bu. Evet, yok mu başka soru ya? Ha var, evet. Bulanık mantık hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Söylediklerinizin neresi? Tamam, söyleyebiliriz. Çalıştığımız yerden gelen soruları ben veremiyorum. Bilmediğimiz şeyleri bilmiyoruz diyor. Bir sürü şey değil mi? Şimdi klasik olmayan mantık dediğinde
çok geniş bir şeyi kastediyoruz. Bir anlamda bir klasik olmayan mantık, yani bir sapma, deviyans anlamında bir klasik olmayan mantık olabilir. Bu şunu demek istiyorum. Hani klasik mantıkta kabul ettiğimiz ilkelerden, yasalardan en az birisini reddediyorsanız mesela, bu bir klasik olmayan mantıktır. Ha, o reddettiğimiz ilke aslında klasik mantıkta ispat ettiğimiz, demin verdiğim örnek onunla ilgili aslında. Bir daralmaya mesela yol açabilir teorem kümesinde. Ama bazı klasik olmayan mantıklar da vardır ki, hani biraz daha uzantısı gibidir mevcut mantığın. Model mantık da aslında bir anlamda klasik olmayan mantık. Yeni bir şeyler ekleyip genişletiyorsunuz. Şimdi bu, hani başka versiyonları da var, onların aynısına da girmeyeceğim. Ama bizim mesela klasik mantıkta çok tartıştığımız ve aslında diğer bu üç ilkenin yanına koyduğumuz, üçüncü hali olmazlığı ilkesiyle de aslında eşdeğer olmayan bir başka ilkemiz var. İki değerlilik ilkesi, Principle of Bivalence dediğimiz ilke. Üçüncü hali olmazlığı ilkesinden farklı. Üçüncü hali olmazlığı ilkesi bir önerme doğruysa değil, yanlıştır, yanlışsa değil, doğrudur, doğrudur gibi bir şey söylüyor. Principle of Bivalence bir önerme, yani belli bir olguyu, düşünceyi ifade eden bir olgu, bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır gibi bir şey söylüyor, farklı. Birisi kalkıp Principle of Bivalence'ı reddedebilir ve bunu çok farklı gerekçelerle yapabilir. Yani mesela diyebilir ki, efendim ben iki değerli olduğunu düşünmüyorum çünkü mesela işte sonsuz kümeler söz konusu olduğunda doğruluğuna karar verilemeyen işte saptanamaz önermeler olabilir. O yüzden iki doğruluk değeri belirsiz diye bir doğruluk değeri vardır diyebilir mesela. Bulanık mantık şöyle diyor. Onlar daha çok genel terimlerin muğlaklığından, müphemliğinden, işte bulanıklığından hareket ediyorlar. Diyorlar ki herhangi bir önerme verildiğinde bu terimler o kadar müphem olabiliyor ki, mesela ben dedim ki hava bulutludur, klasik örnek. Hava, ne kadar bulut varsa havada bulutludur, bunun bir otoritesi yok. Yani acaba, hatta ülkelere göre bile farklı olabilir. Yani ne bileyim, adam İsveç'te hava bulutludur derken biz burada yani başka bir şey söylüyor olabiliriz. Yani çok farklı olabilir. Dolayısıyla, ya da mesela ben bana bir tane kırmızı elma ver diyorum, sen veriyorsun. Yani elma ne kadar yüzeyi hakikaten kırmızı ışın yayan noktalardan oluşuyorsa kırmızıdır. Bilmiyorum yani. Bu hani paradox of the leap dediğimiz bir paradoksumuz da var. Yani çok karışık bu mesele. O zaman birileri de diyorlar ki, biz önermelerin doğruluk değerlerini böyle doğru yanlış, işte 0-1 gibi almayalım, nicelleştirelim. 0-1 arasında sonsuz doğruluk değeri olabileceğini düşünelim. Mantığı bunun üzerinden geliştirelim diyorlar. Azeri matematikçi ve mantıkçı, onu da burada saygılanan Lütfizade'nin ilk başta kurmuşuna öncülük ettiği ve şu anda özellikle mühendislik alanlarında filan da kullanılan bir mantık türü bu. Tabii arkasında farklı felsefi tartışmalar var. Bulanık mantık bu anlamda klasik olmayan bir mantık ve böyle bir tartışmadan neşet ediyor. Dediğim gibi çok sayıda klasik olmayan mantık var. Onu da söyleyeyim. Bir de belki yani fırsat bulmuşken şunu da söyleyeyim. Öklit geometrisi de mesele ilişkilendireceğim. Öklit geometrisi ilk sentaktik düzeyde diyelim, işte ispatlar yapılabilme düzeyinde ortaya konulduğunda size anlattım. Millet yok böyle bir şey olmayabilir demiş ama birileri modelini bulunca iş daha ciddiye binmiş. Hatta sonra fizik içinde belki bir kullanılabileceği falan düşünülmeye başlanmış. Aynı şey öklit klasik olmayan mantıklar için de bence geçerli. Girişte de biraz onu anlatmaya çalıştım. Yani bir zamanlar hep klasik olmayan mantıklardan birileri belki söz ediyordu ama ya kardeşim bunun bir modeli falan var mı filan deyince, şimdi Kripke aslında biz o model mantık içerisinde klasik olmayan mantıkların modeli olabileceğini matematiksel olarak göstermiş oluyor. Ha bugün bunun ötesine geçip demin söylediğim hikayeden çok farklı bir şekilde klasik olmayan bir mantığın bize sunduğu şekliyle bir gerçeklik resmi var. Biz böyle bir gerçeklikte yaşıyoruz diyenler çıkıyor mu? Evet. Ya yani bir de öyle bir enteresan da bir durum var. Aynı gelişmeler klasik olmayan mantıklar için de yaşanıyor. Hı? Belki de klasik olmayan bir mantığın geçerli olduğu bir dünyada yaşıyor olabiliriz. Olabilir. Evet. Evet. Sen yönetmişsin. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi klasik olmayan mantıklardan bahsettik. Olmayan diyoruz. Hı. Aynı şey aslında Öklit dışı geometriler için de geçerli. Şimdi klasik mantığın bir ya da birden fazla kuralını reddederek ya da yanına yeni kurallar koyarak başka bir mantık türü ortaya çıkartıyor. Ama şöyle bir mantık var mesela tamamen reddedip, yani klasik mantığın herhangi bir kuralını kullanmayıp
tamamen tek başına ayakta durabilen bir mantık çeşidi. Ya da benzer bir şekilde hocam bahsetmişti, Öklit dışı geometriler için. Öklit'in kullandığı hiçbir aksiyonu kabul etmeksizin, bambaşka bir yeni kendine aksiyonlar kurarak, yeni bir geometri çeşidi. Yani sonuçta Öklit dışı geometrilerin de Öklit geometrisi olmadan ayakta kalamayacağını biliyorum, yanlış da düzeltim. Bu durumda hani bunlardan tamamen bağımsız yeni bir şey var mı aslında? Hani hocam var mı? Bilmiyorum ya, ben bilmiyorum ya. Ben bilmiyorum. Öklit'le ilgili de Ferit Bey belki evet, cevap verebilir. Benden çok ona sormanız lazım. O yüzden belki... Niye geometri diyoruz sorusuna cevap vermek lazım. Yani noktalar ve doğrular varsa mesela geometri yapmaya başlıyorsak ya, ilk başta elimize bir küme var. Kümenin üstüne koyduğumuz yapıya göre şu anda ben sayılar kuramı yapmaya başlıyorum diyoruz. Ya da geometri yapmaya başlıyorum diyoruz. O koyduğumuz şeyler içinde makul bazı ilişkilerin sağlanması gerekiyor. O makul ilişkiler Öklit aksiyonların birkaç tanesi. Bunlar olmadan da doğru ve nokta değil, tamamen başka şeyler yapabilirsiniz tabii. Ama niye buna geometri dediğinizde bir şekilde toplumsal olarak anlatabilmeniz lazım. Ben de sizin aranızda tartışmaya devam ediyorum. Eyvallah. Eyvallah. Başka soru. Uzman bulmuş gel. Şimdi Kant'ın sen apriori serketi var. Poincaré'nin biz birçok olası uzay var ama işimize geleni, işimize yarayanı seçiyoruz. İlkesi var. Bir de evrim kuramı var. Bu ikisinin evrim kuramıyla ilişkisi nedir? Mesela Kant evrim kuramını bilseydi ne başka bir şeyler söyler miydi? Şunu kastediyorum, evrim kuramı milyonlarca yıl maymunsu dümdüz savanlarda yaşamış. Beyni buna uygun bir şekilde evrimleşmiş. Ve doğal olarak belki de Öklit geometrisini, iki boyutlu Öklit geometrisini evrimsel olarak içselleştirmiş. Belki. Bunu 20. yüzyılda biz biliyoruz ama Kant bilmiyordu. Poincaré ne kadar biliyordu? Poincaré evrim kuramını bu kadar bilseydi aynı şeyleri söyler miydi? Bunlar hep kafamda dolaşan sorular ve uzmanlığı yok, estağfurullah. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere Kant'ın hani evrimle ilgili yazdığı yazılar var. İlginç bir şekilde. Yani Darwin evrim kuramı falan o sıralarda yok, öyle anlamayın. Ama şunu, o dönemki biyoloji tartışmalarıyla çok yakından ilgileniyor. Ve acaba türsel değişim olabilir mi, olamaz mı konusunu tartışıyor. Olamaz demiyor kendisi. Sadece şu anda elimizde bunu destekleyecek bir veri yok diyor. Hatta hep şöyle de söylerler. Kant Darwin gibi o gemiye atlayıp geçseydi ha olabilir de derdi diyenler de var. Yani bunu Kantçılar gayet net söylüyorlar. Yani çünkü imkansız falan bir şekilde de görmüyor. Şimdi şöyle bir belki bir şey söylemek lazım. Kant sonrasında çok tartışılan bir konu şu. Hem sadece geometri için de değil, Kant'ın bahsettiği kategoriler için de. Acaba Kant'ın söylediği gibi, asıl söylediği şey ne? Kendinde ve düşünülür olan şeyler ve benim dolaysızca bildiğim, bu anlamda zamanı aşan, zaman dışı bir gerçeklik vardır diyemiyor. Hani yoktur da diyemiyorum ama o benim bilgimin alanı dışında kalıyor. Ve ben neyi inşa edersem inşa edeyim, zamanın sınırları içerisinde ve bir zamansallık içerisinde inşa ediyor. Bu Kant'ın görüşü. Bunun tabii bir başka sonucu da şu, Kant'ın kategoriler dediği şeyler de aslında zamanın belirlenimlerinden ibaret. Onu da söyleyelim. Yani kendisi öyle gerek düşünülür gibi şeyler değil kategoriler. Onlar da zamanı farklı şekillerde belirlememizin, işte şemalar diyoruz onlara, birliğinden filan ibaret. Birileri zaten sonradan da demişler ki ya madem öyle, aslında Kant'ın bahsettiği şekilde bir zihin yapısı, yani böyle kategorilere ya da böyle biçimlere göre kendisine gerçekliği sunan bir biçim yapısının kendisi dahi zamana tabi olmalı ve zamansal bir değişime tabi olmalı aslında. Bu açıdan bakıldığında biz bugün bu düşüncenin sonuçlarını savunan insanlar olduğunu biliyoruz. Hatta daha öteye geçeyim,
Darwin eğer haklıysa, evrim kuramı açısından söylüyorum, felsefenin de bunun derin sonuçları olması gerekir diyen insanlar var. Mesela Charles Sanders Peirce mesela, Dewey mesela, bu adamlar pragmatizmin de kurucuları, öyle söyleyelim. Demeye çalışıyorlar ki, ya madem öyle bir kendinde gerçeklik yok, dolayısıyla da bilemiyoruz ve hep zamana tabi bir kuruluş söz konusu, bir kere inanç ve kanaatlerimizden bağımsız demek ki bir gerçeklik vardır diyemeyiz gibi şeyler söylüyorlar. İkincisi de herhangi bir şey, herhangi bir özelliğe sahipse, işte aynen Darwin söyleyen, benim evim niye böyle? İşte evrim süreçlerinde bana genetik bir takım değişimler, belli avantajlar sağladığı için ve ben kaldığım için böyle. Aynı şey zihin içinde, zihinsel işlevler içinde söylenebilir diyorlar. Yani dolayısıyla yalnız bunun bir sıkıntısı var, onu da söyleyeyim. Bunu çok uç noktaya çektiğinizde gerçeklik resmini de kaybetmeye başlıyorsunuz. Yani bir doğru yanlış meselesi böyle çok flulaşmaya başlıyor. O yüzden hani bir böyle şeyler düşünenler var mı? Evet, Kant'ın kendisi evrime böyle bir yeşil ışık yapacak şeyler de söylemiş mi? Evet, bunun mantıksal sonuçları kolay kabul edilebilir mi? Orası biraz tartışmalı. Daha uzun da konuşabiliriz yani. Çok uzun bir şey. Aynen hocam. Son bir soru da alalım. Tabii, ondan sonra öğretmeyeyim isterseniz. Son soru da alalım. Ben sana ne dedim? Hangimiz? konuşmanızın sonunda matematik ve metafiziğin birbirine pek çok fayda sağlayabileceğinden bahsettiniz. Felsefenin. Metafiziğin ve matematiğin birbirine sağlayabileceği faydalardan bahsettiniz. Yanlış anlamadıysam. Değil mi? Yanlış bir şey anladıysam... Yani matematiğin metafizik çalışabileceğinden bahsettiniz de ben belki yanlış anladım. Ama yani şöyle, bugünkü matematik ve mantıktaki gelişmelerin de bir tür metafiziğe yol açtığını düşünüyorum, o ayrı bir şey ama yani birileri felsefe de çalışsa, biraz felsefi sorunlarla ilgilense, özellikle bu demin bahsettiğim, işte Ferit Hoca'nın da bahsettiği dünyada akademinin ana akım projeleri nereye doğru gidiyor tartışması felsefi bir tartışma ya da nereye gitmeli. Hani onlarla ilgilense çok yararlı olur diye düşündüğümü söyledim. Yani matematiğin metafizik kavramları çalışmasının gerekli olduğunu kastetmedim. Yok, hayır. Yani ben sorumu geri alıyorum. Yok. Ha, çalışsanız fena olur mu? Olmaz. Yani metafizik tartışmasına hakim olmak iyi bir şey, kötü bir şey. Evet, sorumu... Adenin mi? Şart mıdır? Hayır değildir. Sorumu yine de sorabilir miyim öyleyse? Bunu dediğiniz için. Ben bir matematik öğrencisiyim. Benim derslerimde ve sınavlarımda genellikle deneyimlediğim, kullanabileceğim tek şeyin tanımlar olduğudur. Fakat metafizikte genellikle tanımlar çok yüzer gezer kavramlar. Yani örneğin bir insan çok rahat bir şekilde evrimin veya büyük patlamanın tanrı fikrini yanlışladığını savunabilir. Fakat bir de buna karşı olarak hayır, yanlışlamaz, tanrı fikrini yanlış anlamışsın şeklinde bir savunu geliştirebiliyor. Çünkü tanrı kavramını gerçek anlamda bir tanım oturtmak mümkün değil. Haliyle felsefenin matematik ve metafizik çalışılabilir demeden önce bu kavramları net bir şekilde matematikçilerin kullanabileceği bir şekilde tanımlaması gerekmez mi? Güzel, şöyle söyleyeyim. Birincisi şu, gene mesela Kant'a geri dönersek, Kant'ın özellikle kozmolojiyle ilgili tartışmalardaki eleştirileri, yani aklın içine düştüğü yanılsamayla ilgili eleştirisi şu. Aynen de söylediğiniz gibi Kant diyor ki, mesela bir kozmosun başı var mıdır, yok mudur? Kozmosun bir zorunlu nedenden kaynaklandığı, tanrı gibi söylenir mi, söylenemez mi tartışmalarında? Akıl diyor, hem bir önermenin kendisini hem değerini ispat edebilir. Ve bir çelişkiyle karşı karşıya kaldığı için bir antinomi yaşar diyor. Çatışkı yaşar diyor. Antinomiktir abi. Bu anlamda oradan da çıkamaz ve o işleri bırakmak gerekir diyor kendi adına. Yani bunu söylüyor. Şöyle bir şey, Platon'la bitirelim. Öyle söyleyeyim size. Platon devlet diyaloğunda meşhur bir bölünmüş çizgiden bahseder. Belki duymuşsunuzdur. Hem o bir gerçekliğin resmini bize verir, hem de onunla ilgili bir bilgilenebilme yetilerinin bir resmini verir. Der ki, gerçekliği şöyle iki parçaya bölebiliriz. Alttaki küçük, üstteki büyük. Alttaki alana horaton diyor, üstteki alana noeton diyor. Horaton alanı duyusal olarak fark ettiğimiz, işte böyle yeri yurdu olan nesneler diyelim. Üstteki de düşünme yoluyla fark ettiğimiz nesnelerin alanı diyor. Alt alanı da ikiye bölüyor. En altta diyor eikonlar var diyor. İşte gölgeler, kılıflar, temsiller.
Onun üstünde de orta büyüklükteki nesneler var. Üstteki bölümü de ikiye bölüyor. İşte hipotezioslardan, tanımlardan diyelim belki hatta. Hareket ederek onun sonuçlarını araştıran, bulan bir düşünce var. Bir de işte o ideaların olduğu alana temasında işte noesis'in kısmı o. Diyor ki sakın diyor şöyle bir yanılsama yaşamayın. En alttaki esas ve kendine yeterli diye düşünmeyin. Bu çizgide diyor en alt parça bir üsttekine, o alttaki oraton düşünüdür olana ve muhakeme faaliyeti de aslında en üstteki o kendinde varlığa tabidir ve bağlıdır. O olmasa alttaki olmaz. Yani ilişki alttakiler temel üsttekiler ikinci değil. Tam tersinedir diyor üstteki. Ve özellikle belki de matematikçilere seslenerek de şöyle bir şey söylüyor. Siz diyor tanımlardan hareket edip o tanımların içerdiği şeyleri bulmak konusunda çok mahir olabilirsiniz. Bunları çok başarılı yapabilirsiniz. Zaten yapın yani. Bunda da bütün bilimlerin zemini de buna yer alıyor. Fakat gerçekte ne hakkında konuştuğunuz, yani bütün bu tanımlar üzerinden hakkında konuşabildiğiniz ya da size bu konuşma imkanını sağlayan varlıkla ilgili merakınızı da diyor kaybetmeyin. Burada iş hakikaten metafiziğe doğru kayıyor. İşte Gödel'le ilgili tartışmanın da ilişkilendiği mevzu bu. Yani bu öyle kapanmış bitmiş bir mevzu değil. Belki son şunu söyleyeyim. Matematiğin metafizikle ilgilenmeden bu şekilde yapılmasını biz felsefeciler yaptık. Biz sizi bu hale getirdik yani. Yani siz metafizikle ben hiç uğraşmadan da matematik yapayım mutlu mutlu diyebiliyorsanız bizim sayemizde yapıyorsunuz bunu. Ha gerçekten iyi mi yaptık? Bilmiyorum. Yapmasa mıydık da diyemiyorum çünkü çok olumlu sonuçlar olmuş vaziyette. Ama mevzular kapanmış vaziyette mi? Sanki değil de gibi. Böyle flu bıraksak daha iyi. Bulanık bırakalım. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hocamıza hediyesini vermek isteriz bu arada.